Merhabalar değerli izleyenler, ben Belma Belen. Hepinize sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Bu haftaki durağımız Trabzon'un en güzel ilçelerinden Araklı. Evet, balıkçılığın, hayvancılığın, arıcılığın ve yayla turizminin hakim olduğu ilçe, merkeze yaklaşık 30 kilometre mesafede. Araklı'da neler var ben de merak ediyorum. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden yola çıkalım.
Liman olduğu için sakin. Dışarıya da çıkabiliriz yani. Dışarıya çıkınca daha mı dalgalı? Orası biraz daha dalgalıdır buradan. Volkan, şöyle güzel teknenle bize bir tur attırırsın herhalde buraya kadar gelmişken. Tabii tabii. Çıkalım mı? Çıkalım, sıkıntı yok. Senden öğrendiğime göre şu anda Araklı'nın ilk yerleşim yerine doğru ilerliyoruz. Diğer taraf bataklık olduğu için Araklı ilk olarak burada kurulmuş ve ilk yerleşim yeri. Yani Konaköy'ün dedikleri yer burası. Yani zaten adından da belli olduğu için konaklama merkezi olarak geçiyor. Eski yerleşim yeri ise burası. Daha sonra işte buradan Araklı merkeze vatandaşlar yapmış. İşte deniz çekildikçe diyelim. Yani vatandaş oraya yerleşmiş, orada artmış ama ilk yerleşim yeri burası. Evet, hep diyorum çok güzel bir yerde yaşıyorsunuz. İbrahim, çok şanslısınız. Evet, buna katılıyorum. Nasıl bir şey bu manzarayla uyanmak her gün? Gerçekten çok güzel bir memleketimiz var. Araklı gerçekten çok güzel. Bizi tek yoran yağmurlar. Tabii ama yağmur olmasa bu yeşillik olmaz, bu doğa olmaz. Ama mutluyuz, iyi ki burada doğmuşum, iyi ki Araklı'danım. İyi ki bu memleketteyim. Gerçekten çok güzel yani. Evet, aksini kimse söyleyemez. Hayran olmamak mümkün değil. Değerli izleyenler, o kadar becerikliyim ki bir yandan röportaj yapıyorum, bir yandan tekneyi kullanıyorum desem de inanmayın. Volkan'ın da desteğini alıyorum tabii ki. Trabzon'un tüm ilçelerinde olduğu gibi Araklı da muhteşem bir doğal güzelliğe sahip. Mavi ve yeşilin her tonunu burada görmeniz mümkün. Peki İbrahim, kışın nasıl? Kışın da ayrı bir güzel tabii ki memleketimiz. Ama yazın farkı daha değişik yani. Yağmur çok yağıyor burada. Yağmur şöyle diyelim, haftada 2 gün yağar, biri 3 gün, biri 4 gün sürer. Fazla yağmurumuz yok. Alışkınız diyorsun. Alışkınız. Yani haftanın neredeyse her gününü yağmurlu getirdiğimiz zamanlar çok oluyor. Peki, sürekli yağmur yağması psikolojinizi nasıl etkiliyor? Yani psikolojimizi biraz gerçekten etkiliyor. Bozuyor mu? Bozuyor. Yeri geliyor böyle çıkıyorsun yaz havası diye bir başlıyor yağmur. Yani başlıyorsun böyle kızmaya, kendi kendine sinirleniyorsun. Yani. İsyan ediyorsun, özellikle beyaz ayakkabı falan giydiğinde. Evet. Ne oluyor? Gerçekten. Çünkü seninle öyle bir sohbetimiz olmuştu. Efendim Volkan, beyaz ayakkabı giymeyiz mi diyorsun? Yok, yok öyle. Yok. Kullanmıyoruz o yüzden. Yani burada beyaz ayakkabı giymek sakıncalı. Eyvah eyvah, ben şu anda bembeyazım. İnşallah yağmur yağmaz. Belma Belen ilk kez geçtiği dümenin başında pek de acemilik çekmiyor. Evet, artık geri dönüş başladı. Kıyıya doğru ilerliyoruz. Gerçekten de hemen sağ yapıyorum. Evet, kıyıdan uzaklaşıyoruz şu an. Ama fena kullanmadım. Şu anda dönüş başladı. Kıyıyı görüyoruz. Kıyıya doğru ilerliyorum. Ben kullanıyorum. Dikkatinizi çekerim. Volkan, çarpacağız. Evet değerli izleyenler, benim kullandığım tekne bu kadar olur. Evet. Volkan tüm ustalığıyla son anda stop ettirdi tekneyi. Büyük bir kazadan kurtulduk. Yoksa kayalara toslayacaktık. Ben sana dedim Volkan, bana çok güvenme yine de dedim. Vallahi ben yine kendime güvendiğim için size dedim, bıraktım direkt. Sana güvenmiyorum diyorsun.
İlçede sepet örme sanatını günümüzde de yaşatan İrfan Bey'i ziyaret ediyoruz. İrfan Bey, kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Kaç yıldır yapıyorsun? Yaklaşık 20 yıldır yapıyoruz bunu. 20 yıldır sepet örüyorsun. Evet, aynı. Evet, duyduk ki buralarda bir sen, bir de abin yaparmış bu sanatı. Doğru, aynen. Abimle ben yaparım. Bu genellikle ufak sepetleri biz yapıyoruz. Büyükleri yapan da olsa bile bunları yapamaz abimle benden başkası. Peki İrfan Bey, malzemesi nedir? Malzemesi fındık ağacından olur. Fındık ağacının her çeşidinden olur bu. Fındık ağacı da buralarda bol zaten. Fındık ağacı bol burada. Kaç saat çalışıyorsun günde? Sabah 8'den akşam ezanına kadar çalıştığım oluyor. Bir gün çalışıyoruz, iki gün geziyoruz. Yani duruma göre. Peki İrfan Bey, ördüğün sepetleri ne yapıyorsun? Ördüğüm sepetleri bunları genelde turistik olarak yerlere veriyoruz. Yani yer yere gidiyoruz. İlgi var mı? İlgi var yani, ufak sepetlere ilgi çok var yani. Bunlara yani? Biz bunları yarıştıramıyoruz yani, bu ufak sepetleri. Şu sepeti ne kadar zamanda yapıyorsun? Bu sepeti yakın. Bundan 10 tane yapıyorum işte. Ben yapabilir miyim? Hayır, yapamayan insanlar yapamaz bunu. Öyle basit kese de herisi yapamaz. Çocuğum var şimdi, yıllardır yanımdadır. O yapamaz. Dekoratif sepetlerin yöreye özgü fındık ağacından yapıldığını öğreniyoruz. Merhabalar. Adın ne? Bekir. Ben okulda okuyorum da yapamıyorum bunları ya, çok zor geliyor. İzliyorsun Bekir, aynen. Yıllardır babana. Şöyle bir dene bakalım, nasıl yapacaksın? Hangi diye? İlla ki bir göz aşinalığı vardır diye düşünüyorum. Aşinalığı vardır, şöyle size vurmasın. Yapamayınca kızıyor mu baban? Yok, zaten bunun için değil, okula gidiyorum, üniversitede, Giresun Üniversitesi'nde okuyorum. Hangi bölüm? Edebiyat öğretmenliği. Zaten bunu yapmaya da çalışmıyorum, çok zor. Küçüklükten beri ne kadar babamın yanına gelip yapmaya çalışsam bile şöyle dimdik oluyor, öyle ezik oluyor, buzuk oluyor. Babam da babasından öğrenmiş ama baban da beğenmiyor. Aslında göründüğü kadar kolay bir şey değil. Gerçekten. Sen son derece pratiksin. Aynen. Seri bir şekilde yapıyorsun İrfan Bey ama ben de yapamam. Ama şöyle bir denemek de isterim. Çok keyifli geldi bana. Deneyeyim mi en azından? Yapamazsam kızma ama. Şu mikrofonu sana vereyim Bekir. Yalnız öyle diyorsunuz abi. Şöyle mi? Aynen şöyle. Göründüğü kadar da kolay değilmiş değil mi ablacığım? Bence de hiç kolay değilmiş. Şu anda Bekir benimle röportaj yapıyor değerli izleyenler. Ben de abladan biraz daha iyi sayılırım. Bu tarafta olmak ilginçmiş. Ya ben de hiç fena değilim lütfen yani. İlk kez elime alıyorum. İrfan Bey, neden müdahale ediyorsun sepet örmeme? Yapamadığımdan. Bitti bu. Gösterme şeklinde. Bitti bu. Alalım ablacığım. Tamam, ben bunu çözdüm. Ben bunu çözdüm. Biraz önden başla ablam. Benden sana bir tüyo olsun. Aman sen çok iyi yapıyorsun da sanki. Vallahi öyle değil. Ama senden iyi yaptığım şey süper ya. Ama İrfan Bey, sen de hiçbir şey beğenmiyorsun. Ya ben bunu çözerim. Vallahi azmettim. Bir saniye. Ya bu çok zor bir şey. Hiç göründüğü kadar kolay değil değerli izleyenler ama inat ettim. Yapacağım. Böyle... Bekir Bey'e mahcup olmayacağım. Evet, ablamız çok azimli gerçekten. Pardon, İrfan Bey'e mahcup olmayacağım. Azimliyim. Ya çok sürükleyici. Ay, biraz ellerim acıdı. İrfan Bey, bence sen bunu al çöpe at. Çok zor. Olmadı değil mi? Olmadı. Ve şimdi de muhteşem Oz şelalesindeyiz. Oz şelalesinin güzelliği bizi adeta büyülüyor. Malusum,
Araklı ilçesini gezmeye, görmeye ve gördüklerimi sizlere aktarmaya devam ediyorum. Şu anda muhteşem bir doğa harikasındayız. Nerede miyiz? Burası Oz Şelalesi. Şelale Araklı Belediyesi tarafından düzenlenerek hizmete açılmış. Yerli ve yabancı çok fazla sayıda ziyaretçisi var buranın. Evet, işittiğiniz gibi suyun çırıltısı insana adeta huzur veriyor. Araklı ilçesinin güzelliklerine hayran kalıyoruz. İlçede yeşil ve mavinin her tonuna şahit oluyoruz. Yöresel lezzetlerle buluşmak üzere Yiğitözü Mahallesi'ne geliyoruz. Mahalle halkı bizi oldukça sıcak bir şekilde karşılıyor. Yeşili kamyoni, mohtimende miyoni, mohtimende miyoni. Madulya var mahenen, hanomi komiyoni, hanomi komiyoni. Hemen tandırın başına geçiyoruz. Rukiye abla, kolay gelsin. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sen mi hazırladın abla? Evet. Ne koydun içine? Su, tuz. Sadece su, tuz mu? Her zaman yapıyor musunuz? Evet, eskiden yapardık, şimdi yapmıyoruz. Tandırı her zaman yakmıyorsunuz. Hayır. Ne zaman yakıyorsunuz? Böyle biz geldiğimizde. Toplumlarda, arkadaşlarla. Bayramlarda, seyranlarda. Evet. Haydi bakalım pişirmeye başlayalım lavaşları. Leyla sen ne yaptın? Rukiye abla hamuru yaptı. Ben de odunları taşıdım, ateşi verdim, yaktım, buraları düzeltim. Daha ne yapayım diyorsun. En büyük işi ben yaptım, ateşi yaktım evet. Bu sıcakta. Evet, bugün senin evine misafiriz. Teşekkür ediyoruz. Komşularım burada, evet. Arkadaşlarım burada. Ne yapıyorsunuz gündüzleri? Burada bağ bahçemiz var işte, fındıklığımız var. Fındık topluyorsunuz. Evet, fındığımız var, çayırımız var. Bahçemiz falan işte yapıyoruz dışarıda. İşte günlerimiz böyle geçiyor. Ne zamandır fındık toplama zamanı? Daha var. Temmuz sonu işte Ağustos arası fındığa bayağı var. Peki Yiğitözü Mahallesi'nin hanımları ne yemek yapar daha çok? İyi güzel yapar. Bizim burada lahanamız var. Kara lahana diyoruz. Bundan evet. Sarma yapıyoruz. Olyesi yapılıyor. Kavrulması yapılıyor. Sulu çorbası. Sulu lahana biz deriz ona, onu yapılıyor. Kabak yemekleri yapılır burada. Kuymağımız var. Kabak yemeği. Kabağın nesini yaparsın? Kabaktan mesela ona da çorbası yapılır. Aha. Aynı şekilde kavurması falan yapılır. Tatlısı yapılır. Aha. Dolması yapılır. Ondan sonra kuymağımız var. Aa, ne olsun? Yani bizim genel olarak var yani bunlar var. Güzel mi yemeklerin? Onu bana değil arkadaşlara soracaksınız. En güzel kim yemek yapıyor mahallede? Ablamızın eli çok güzeldir. Rukiye abla en güzel hangi yemeği yaparsın? Dolmayı, kuyma. Kara lahana dolması. Kara lahana dolması. Ben çok sevdim biliyor musun kara lahana dolmasını. Var mı bugün? Kaymağımız vardır. Var mı bugün kara lahana dolması? Süpersiniz hanımlar. Kaymak vardır bizim. Ondan dönme kuyma yaparız böyle. Döndürürüz. İnşallah yapacağız burada şimdi. Ellerine sağlık o zaman. Kim yaptı? Şu arkadaşımız yani. Şu arkadaş. Adı ne şu arkadaşın? Meryem. Meryem nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evlisin. Evet. Evliyim. Ne kadardır?
22 senelik. Aa, hiç göstermiyorsun. Ben seni yeni evlisin falan zannettim. Yok, 4 tane çocuğum var. Maşallah, askerim, Allah bağışlasın. Yapmış bir oğlum var. 2 sene oldu askerim. İnanmıyorum. Aynen. Ben seni yeni gelin falan zannettim. Küçük gelin diyebilirsiniz. 14 yaşında çünkü evlendi. Çok küçük evlendi. Biraz küçük oldu. Emine Hanım, belediye meclis üyesi, değerli izleyenler, aynı zamanda AK Parti Kadın Kolları Başkanı. Emine Hanım, nasılsın? Teşekkür ederim, çok sağ olun. İlçemize hoş geldiniz, ayaklarınıza sağlık. İlçemizin gerçekten kadınları çok marifetli, hepsinin ellerine sağlık. Bu tandırımız Ankara, Trabzon günlerine de her yıl gidiyor. Orada da yapıyorlar, ablamız orada da bulundu. Kendilerinin ellerine sağlık. Araklı kadınları gerçekten hep derler ya, cesur mert kadınlar. Evet. Gerçekten öyle. Hanımlar olarak hep beraber birlik bütünlük içerisindeyiz. Allah razı olsun bütün arkadaşlardan. Gerçekten marifetli insanlar, bahçede, bayırda, dağda, her yerde çalışıyorlar. Ben onların arasında olmaktan gayet memnunum. İlişkilerimiz güzel gidiyor. Tabii ki de bu bizim eski anılarımız, annelerimizin, nenelerimizin anıları, bu tandırlarımız. Unutulmaya yüz tutmasın diye arkadaşımız evinin çatısına yaptırmış. Gerçekten kendisine teşekkür ediyoruz. Ruki abla, ne yapıyorsun şimdi? Tandırımızda lavaş vuruyorum. Lavaş vuruyorsun. Hı-hı. Lavaş vurmak deniyor. Ben de vurabilir miyim? Ne bileyim, öyle öğrendiğimiz için vurmak diyoruz artık. Ruki abla, ben de vurabilir miyim? Yani yeteneğine bağlı. Tabii ki vurursun. Ah, buyur. Yani çok da güvenemiyorum bu konuda kendim ama elimi yakarsam ya? Elin yakarsın. Çok sıcak çünkü. Evet. Bak şöyle tut, bak şöyle. Aynı böyle. Dur. Ha. Ben nasıl konuşmayı evet. Bilmiyorsam. Evet. Sonunda. Tutmanız için burada yeri var değerli izleyenler. Adı ne tuvaletin? Tamam. Lapata. Ha, lapata. Evet, lapatanın üzerine lavaşımızı koyduk. Şimdi tandıra vuruyoruz. Çok sıcak karşı. Burası. Hadi karşı. Yapıştırdım. Oldu mu? Yani biraz yukarı vurdun ama yine de güzel. Ama her şeyin bir zorluğu var. Oldu mu Ruki abla? Oldu, eline sağlık. Yani nasıl biz konuşmasını bilmiyorsak sen de... Estağfurullah. Herkes kendi işini mi yapsın diyorsun? Yani herkes kendi işine yani. Bizim mesleğimiz bunları yapmak. Tabii ki sizin ulaşmanız biraz zor olur. Evet değerli izleyenler, bakar mısınız? Mis gibi lavaşlarımız pişti. Şu anda Leyla Hanım'ın evinin çatısındayız. Tandır'da evin çatısında bulunuyor. Bugün de bizler için uğraşmışlar, çalışmışlar, yakmışlar, sağ olsunlar. Evet, pratikliğe bakar mısınız? Ben tabii Ruki abla kadar başarılı değilim bu işte. Ama benim orada vurduğum lavaş yamuk yumuk olmuş. Ama yenir yine de. Hı, evet. Biraz yanarım diye korktum. Arkadaşımızın vurduğu da çok güzel olmuş. Bu i̇lk benim vuruş. Vurduğum mu? Evet. İlk vuruşun ama şurası biraz yukarı kaldı. Yani değerli izleyenler, farkı görüyorsunuz. İşte bu benim vurduğum lavaş. Rezil oldum. Çok güzel, hiç de değil. Bence rezil oldum. Hiç de değil, çok güzel. İlk denemeye nazaran çok güzel. Ama burası gerçekten çok sıcak. Bakmayın, onlar çok pratik ama ben elimi soktuğumda bayağı bir çekindim yanarım diye. Onlar çok pratik ama hemen. Ruki abla, ne yapıyorsun? Ben size dönme kuymağı yapıyorum, kaymakta. Kuymak yapıyorsun, evet. Trabzon'un olmazsa olmazı. Evet, aynen öyle. Bu nedir, tereyağı mı? Bu kaymak, maçını yapıyorum. Ha, kaymağı, kaymağı erittim. Kaymağı erittim, şimdi un koyacağım ona, kavurum. Mısır unu mu? Hı hı, mısır unu koyacağım, tamam. Ona.
Şimdi az daha erisin. Ondan sonra mısırını koyacağım ona. Evet, mis gibi Karadeniz'in meşhur kuymağı. Hı hı. Kaymakla ve mısır unuyla yapılıyor. Evet. Kaymağa mısır ununu ilave ettik. Evet, meşhur mis gibi Karadeniz'in kuymağı böyle pişiyormuş işte. Kaymağı erittik, üzerine mısır ununu koyduk. Birazdan da su ve tuz ilave edeceğiz. Evet, tuzunu ilave etti bile Rukiye abla. Ben de şöyle karıştırayım, dibine tutmasın. Bunu karıştırmak. Sürekli karıştıracağız mı böyle? İsmi üstüne, dönme kuymak. Kuymak ne demek? Dönmek mi demek? Bu dönme kuymak. Bunun ismi böyle. Dönme kuymak. Sürekli karıştıracağımız için ismi bunun dönme kuymak. Yöresel Karadeniz yemekleri iştah açıyor. Efendim, mis gibi lavaşlarımız pişti. Rukiye abla, ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Önümüzde Karadeniz'in, Trabzon'un yöresel yemekleri muhteşem duruyor. Leyla, neler yaptınız bugün? Tandırımızda lavaşımızı yaptık. Evet. Sarmamız var. Karalahana olmazsa olmazı Trabzon'un. O bizim muhakkak ki olacak olan bir yemeğimizdir. Yapar mısınız sürekli? Evet. Olur mu genelde evet, evlerde? Evet. Çünkü burada çok yetiştirdiği için, yaptığımız için bahçemizde. Peynirimiz var. Evet. Aho peyniri biz diyoruz ona. Aho peynir çok tuzlu ama çok lezzetli. Zaten onun özelliği o. Yaylalarda ve tereyağıyla beraber. Onlar yaylalarda yapıldığı için onun zaten o tuzu onu yedirtiyor aslında. Tuzlu olunca yiyilmez bazı şey ama peynirde o çok lezzetli oluyor, yedirtiyor kendini. Gerçekten çok lezzetli. Kuymağımızı Rukiye abla pişirdi biraz önce. Onu da buranın olmazsa olmaz. Yani. Onu biz kuymak çeşitlerimiz aslında bizim çok. Kaymaktan yapılır, su kuymağı deriz yapılır. Ondan sonra pellen yağı olarak yapılır. Böyle tel peynirden yapılan. Onun kuymak da çeşitleri var. Çeşitlerimiz hepsi, çok. Çok farklı kuymaklarımız hepsi var. Kaymakla ve mısır unuyla yapılmıyor yani. Yani evet. Evet. Trabzon'un meşhur tereyağı, lezzetli, mis gibi kokusu var. Yaylamızdan hatta özellikle bu renginden de belli. Ve turşu. Fasulye turşumuz. Baklava çok yaygın. Peki önümüzde nefis burma tatlısı var. Fındıklı tabii ki. Fındığın ana vatanlarından, merkezlerinden birisi burası, Araklı. Fındıklı burada tercih ediliyor, fıstıklı, ceviz istemiyor burada. Evet. El yapımı, onu kendim yaptım. Özellikle. Onu da güzel yapıyor burada hanımlar. Evet. Ev yapımı baklavalar, tatlılar, onlar da çok yaygın. Çok yaygın. Bütün hanımlar yapabiliyor mu? Tabii ki, çok rahat. En güzel kim yapıyor burada? Kendim yapıyorum. Çok da mütevazi değerli izleyenler. Leyla en güzel tatlıyı, burma tatlısını ben yaparım. Bu mahallede başka kimseler yapamaz diyor. Evet. Meryem sen yapabiliyor musun? Evet ben de yapıyorum ama arkadaşım kadar değil. Leyla kadar güzel yapamıyorsun. Yapıyoruz ama onu tabii alamaz yani. O tam olarak. Onun eli daha lezzetli diyorsun. Peki sadece burma tatlısı mı var? Onun haricinde başka tatlıları var mı burada? Baklava dilimi, nuska şeklinde ama genelde baklava dilimi ve burma oluyor. Emine Hanım sen hangi konuda iddialısın? Ben bu konuda arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Gerçekten Leyla Hanım eşinin tesisi var. Her zaman orayı yani sini tepsi baklavalar gönderir. Ben buna birebir şahitim. Yani sipariş çok alıyor. Kendinin ellerine sağlık. Allah rızkını bol etsin. Meryem arkadaşım da her konuda becerikli. O da bizim dediği gibi sütlacı gerçekten çok güzel yapıyor pastaları. Onun el marifeti başka ama Leyla Hanım'ın baklavası gerçek. Kendisini tebrik ederim. Ellerine sağlık Leyla Hanım. Her şey çok güzel. Hanımlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Harikasınız. Bugün bizler için yorulmuşsunuz. Muhteşem bir sofra hazırlamışsınız. Eminim hepsi çok güzel. Biz de çok memnun olduk sizden. Sizle tanıştığımızda çok memnun olduk. İyi ki geldiniz, hoş geldiniz. Sıcak sohbet eşliğinde Yiğit Öz-
Yapıklı Belediye Başkanı Sayın Recep Çebi ile birlikteyiz. Başkanım merhabalar. Merhaba Belma Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Trabzon'umuzun en güzel ilçelerinden bir tanesi olan Araklı ilçemizde sizleri görmekten mutlu olduğumuzu ifade ediyorum. Evet, kesinlikle başkanım, Araklı'ya sohbetimize başlamadan önce hayran olduğumu ifade etmek istiyorum. Bu manzaraya uyanmak gerçekten muhteşem. Yorucu bir seçim döneminden çıktınız. Hayırlı uğurlu olsun demek istiyorum öncelikle. Çok teşekkür ederim. Öncelikle 31 Mart seçimimiz de çok güzel geçti. Hem 31 Mart seçimimizin hem Araklı'mıza hem de ülkemize, ülke seçimlerimize hayırlar getirmesini Allah'ımdan niyaz ediyorum. Bizleri Beyaz TV aracılığıyla izleyen kardeşlerimizi, hemşehrilerimizi, halkımıza da buradan şükran ve saygılarımı sunuyorum. Başkanım, seçim boyunca çok yoruldunuz. Dinlenebildiniz mi diyeceğim, ancak bu muhteşem manzarada, Araklı'da dinlenmemek, yorgunluk atmamak mümkün değil sanırım. Şimdi öncelikle yorulma falan yok. Aşkla çalışan yorulmaz. Bizim sloganımız o. Çok güzel. Yorulma falan yok. Halkımıza hizmet etme konusunda halka hizmet, hakka hizmettir anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz. Dolayısıyla sizlere de burada Araklı'mızı gezelim, görelim programla beraber burada çekimler yaptınız. Araklı'mızı gezdiniz ve şu anda da turizm cenneti diyebileceğimiz sahiliyle, yaylalarıyla, doğusuyla, batısıyla, çok güzel deniziyle, çok güzel ilçelerin bir tanesinde bulunuyoruz. Birçok yerini gezdik, gördük. Biraz da kıskandım açıkçası. Muhteşem bir yerde yaşıyorsunuz. Cennetten bir köşe adeta. Peki başkanım, hemen sormak istiyorum. Turizm anlamında yeteri kadar değerlendiriliyor mu Araklı? Tarihi kalelerimiz var. Tarihi Canayer kalemiz var. Tarihi Kalecik kalesi var. Turup Turizm Merkezi var. Yaylalarımız var. Denizimiz var. Bunlardan vatandaşlarımızı, turistlerimizi daha güzel faydalandırmak için çalışmaları yürütüyoruz. İnşallah burada başarılı olduk. Ama yeterli mi, daha fazlasını yapmak için hem sizlerle beraber hem de vatandaşlarımızla beraber bu çalışmaları devam ettireceğiz diyoruz. Evet başkanım, emeğinize sağlık diyorum. Biraz daha Araklı halkından bahsedelim. Nasıldır Araklı'nın insanı? Şimdi bir belediye başkanı olarak siyasette eskiyim. 10 yılımı doldurdum belediye başkanlığında. Yeni 3. döneme başladım. Sağ olsun vatandaşlarımız bize sonsuz destek verdi. Buradan halkımıza çok teşekkür ediyorum. Halkımız iyidir. Gerçekten Araklı ilçemize gelen herkes, misafirlerimiz olsun, memurlarımız olsun, halkımız olsun, buradan giderken kesinlikle ağlayarak giderler yani. Halkımız sevecendir. Sofrası açıktır, ekmeği açıktır, gönlü açıktır. Yedirmeyi, içirmeyi çok seviyorlar. Yedirmeden bırakmazlar. Korkuyorum, burada kilo almadan gidersem benim için büyük başarı. Çünkü her şey çok lezzetli gerçekten. Özellikle Karadeniz yöresine özgü, Trabzon'a özgü. Kara lahana dolmaları, çorbaları, mıhlama, kuymak, hepsi çok lezzetli. Hangi birini sayayım? Turşu kavurması, hepsinin tadına baktık. Evet başkanım, müsaadenizle biraz daha özel hayatınıza girmek istiyorum. Araklı Belediye Başkanı olarak çok yoğun bir temponuz var. Eşiniz Hacer Hanım da burada. Birazdan kendisiyle de sohbet edeceğim. Ona mikrofon uzatacağım. Özel hayatınıza zaman ayırabiliyor musunuz? Eşinize, çocuklarınıza? Şimdi çok teşekkür ederim. Güzel bir soru sordunuz Belma Hanım. Tabii siyasette, politikada, özel hayatımızda hanımın bize vermiş olduğu destek çok önemli. Ben hanıma teşekkür ediyorum. Yani hanım bize destek vermese çalışmalarımızda bu kadar başarılı olamayız. Her zaman bize çalışmalarımızda serbest bırakmıştır. Daha güzel çalışmamız için bize telkinde bulunmuştur. Evet, işte bir görev bölümü yapmışız. Siyasette, politikada biz olmuşuz. Evin yönetiminde hanım olmuştur. Bundan dolayı da hanıma ne kadar teşekkür edeceğim azdır diyorum. Araklı sahilinde kemençe dinliyoruz. Karşıdan gördüm seni, kız iken sevdim seni. Bakmaya doyamadım, ellere verdim seni. Oy Trabzon, Araklı, kaç tane direvum var? Aldın yuttun yarımı, kaç tane direvum var? Gördüm seni, kız iken sevdim seni. Bakmaya doyamadım, ellere verdim seni.
Karşıdan gördüm seni, kızıyken sevdim seni. Bakmaya doyamadım, ellere verdim seni. Oy Trabzon Araklı, kaç tane direvum var. Aldım bütün yarımı. Ben biraz da Hacer Hanım'a mikrofon uzatmak istiyorum. Bakalım, başkan eşi olmak zor mu? Belma Hanım, öncelikle ilçemize ekibiniz ve siz hoş geldiniz. Gerçekten bizlere şeref verdiniz. Gurur duyduk sizleri burada ağırlamaktan. İnşallah memnun kalmışsınızdır. Çok teşekkür ediyoruz Hacer Hanım. Her şey çok güzel. Misafirperverliğinizden dolayı çok teşekkür etmek istiyorum hepinize. Rica ederim. Evet, başkan eşi olmak. Güzel bir soru ama Belma Hanım, ben hiç kendimi o havaya sokmadım. Ben nasıl yaşıyor isem, eşimin başkan olmasından sonra da aynı yaşantımı devam ettirdim. Dolayısıyla böyle düşündüğüm sürece ben çok büyük bir fark görmedim. Evet, çok yoğunuz, çok işimiz var, çok meşgulüz ama her şeyden önemlisi onun eşi olmak çok güzel. Ben size, ekibinize, misafirperverliğinizden dolayı, güler yüzünüzden dolayı, bu muhteşem programdan dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. Biz de çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu olduk ve inşallah devamlı bekliyoruz sizleri. Başkanım, ben Araklı'ya hayran kalmış bir televizyoncu olarak sizden şunu istiyorum. Lütfen burayı daha fazla tanıtalım, duyuralım, herkes bilsin, görsün. Değerli izleyenler, Trabzon'a yolunuz düşerse Araklı'yı, Araklı sahillerini mutlaka görün. Eğer görmezseniz çok fazla şeyi kaçırmış olursunuz, benden söylemesi. Murat, harikasın, süpersin. Teşekkür ellerine ederim. Sağlık. Çok teşekkür kaç ederim. Kaç yıldır kemençe çalıyorsun? 10 yıldır. Harikasın ama, biliyor musun? Çok teşekkür ediyorum. Şovun da çok güzel. Sadece çalmıyorsun, ben böyle seni hayranlıkla izledim. Beden dilin, şovun, hareketlerin. Yani yöremize uymaya çalışıyoruz. Örflerimizi, adetlerimizi hiçbir zaman kaybetmiyoruz. Aynı istikrarda başkanımızın da söylediği gibi devam edeceğiz inşallah. Peki Murat, buralarda en güzel kemençeyi kim çalar? Biz çalarız. Biz derken? Yani yöremizin insanları, ben. İddialı mısın? Kesinlikle. Peki biraz şu kemençeyi bizlere tanıt bakalım. Karadeniz'in olmazsa olmazı kemençe. Şimdi kemençe ve horon. Kemençe üç tellidir. Ortasında eşek vardır. Ne vardır? Eşek. Eşek. Evet. Bildiğimiz eşek. Bildiğimiz eşek değil. Tahtadan bir eşek. Evet. Alttan tutuyor. Ne bileyim, eşek. Bu da tamamen at kuyruğundan yapılıyor. Evet. At kuyruğundan. Evet. Çok yumuşak. Evet. Üzerine sürülen de. Gerçek içine. At kuyruğu değil gerçek mi? Gerçek at kuyruğu. Tabii. Gerçek olmasa zaten ötmez. Evet. Ve üç tele vurarak bu işi. Peki Murat, kolay mı bunu çalması? Kesinlikle çok zor. Yani ben çalamam. Kesinlikle. Şöyle bir şey. Bence de çalamam. Kemençe nasıl bir şey? Şimdi ben ilk başladığım zaman şöyle bir şey. Bir hocam bana dedi ki, bak bunu çalamadığın zaman, yani elinden bıraktığın zaman, pes ettiğin zaman bitersin. Bitersin. Ama devam edersen kesinlikle öğreniyorsun. Böyle bir şey var yani. Böyle bir. Azmetin öğren. Evet. Harika da çalıyorsun. Süpersin. Emeğine sağlık. Değerli izleyenler, kısa bir reklam aramız var. Sakın bizden ayrılmayın. Ardından tekrar buradayız.